taraftarlarımızın haklı taleplerine devamlı olarak da yanıt vermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda biz cumartesi günü burada dev bir şölen içinde ve Türkiye'de ilk defa olacak bir şekilde hazırlıklarımızı ilk günden bu yana yapıyoruz. Bununla ilgili gerekli hazırlıklarımızı yaptık, altyapıyı hazırladık. Son olarak tabii ki vilayete başvurduk, İl Güvenlik Kurulu'na. O gün diğer maçlar da var ve İl Güvenlik Kurulu ülkemizin sıkıntılı günlerinde halkımızın bu güzel şölenine izin verecektir diye umuyorum vermemesi gibi. Ve burada inşallah cumartesi günü taraftarımızın buradan vereceği sinerji, buradan vereceği yürek ta İzmir'deki stadın içine kadar yansıyacak diye düşünüyorum. Burada un var, şeker var, su var. Helva yapabilir misiniz? Herkes yapabilir belki ama kimisinin yaptığı çamur gibi olur. Tudor zamanında, yani bir önceki teknik direktörümüz zamanında dediğiniz gibi üç büyük takımla, dört büyük takımla, yani bizi izleyen dörtlü kombinasyonda alınan puan 1. Sayın Fatih Terim hocamız zamanında alınan puan 10. Bu aradaki farkı gösteriyor. Ben Tudor'a saygınlığımı yitirmiyorum. Bizi mahkemeye vermiş olsa bile o da emek vermiştir Galatasaray'a. Onun da çorbada tuzu vardır. Ama bu çorbayı yapan, pişiren, ortaya getiren mevcut teknik heyettir. UEFA farkında, futbol ülkesi olduğumuzun, yapılan yatırımların iyi niyetin farkında. UEFA bizden 3 şey istedi. 1- açıklık, şeffaflık yani. 2- samimiyet, 3- doğru söyleme. Biz bu 3 şeyi yerine getirdik. Hem sunumda getirdik, hem sunumdan sonra şu ana kadar ki ben pazar günü de dün çok çalıştım, bakın bana o anlamda da söylemiyorum. Pazar günü bütün akşamımı UEFA aldı. Hatta bir eğlence vardı Galatasaray'ın değerli yardımlaşma sandığı. Gidemedim, katılamadım. Katılmam da mümkün değil çünkü çalışmam gerek arkadaşlarımla. Perşembe günü toplantımız var. Daha önce verilmiş sözlerin tutulamaması durumu var. Biz bu sözlerin gelecek için realize edilebileceğinin işaret ve taahhütlerini verdik UEFA'ya. Taahhütlerini de verdik. İşaretlerini de verdik. UEFA zaten bizim bu 3 aylık dönemde toplam harcama 340 milyon TL ve toplam 340 milyon TL gelir ve toplam 330 harcamayı görüyor zaten. Malatya maçındaki seyirci sayısı 47 bindi. Uzun yıllar ortalaması 50 bine yakın Beşiktaş maçında oldu. Başakşehir maçı da öyleydi. Ya yani üst üste seyirci rekorları kırdık. Gelir ortalaması Beşiktaş maçında 4 milyon TL'ydi. Sadece biletlerden elde ettiğimiz. Malatya maçında 2,5 milyon TL'ydi. Fakat bu para tabii ki bize gelmedi. Bu paralar temlikli olduğu gibi gitti. 5 kuruşu bize gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Hani aldığınız köşe olduğunuz paraları oradan ödüyorsunuz diye bir dinleyiciler öyle bir düşünceye kapılmasın. Seyircilerimizin bu maça gelme zorluğunu ve dağılma zorluğunu bir şekilde halledeceğiz. Bundan emin olsunlar. Biz kanayan yaramız o seyirciler, o binlerce, on binlerce insan trafikte sıkıştığında, metroda sıkıştığında, maça girmekte, turnikelerde sıkıştığında müthiş rahatsız oluyoruz bundan. Yürürken o karda, çamurda araç park yerleri yok. Bu park yerini bir şekilde halledeceğiz. Vadi İstanbul'la çözdük ama bu yetmeyecek. Bir şekilde halledeceğiz. Bundan emin olsunlar taraftarımız. Çünkü bu eziyete katlanarak Türkiye'nin seyirci rekorlarını kırıyorlar. Kendi şirketimizden çok daha dikkatli harcamamız gerek. Siz kendi şirketinizde har vurup harman savurup yüz milyonlarca lira zarar edip çekip gidebilir misiniz? Hayır, icra peşinize düşer. Size ödetirler bu parayı. Ama maalesef spor kulüplerinde her gelen yönetim, suçlamıyorum. Suçlama kanunu genel sizin dediğiniz gibi Türkiye harcıyor. İstediği gibi har vurup harman savuruyor. Bir şampiyonluk, iki şampiyonluk bir yük bırakıyor gelecek kuşakların üstüne ve çekip gidiyor. Kapalı spor salonunu biz bilinçli olarak sponsorlarla görüşüyoruz. Bu teknokentle birlikte, e-sporla birlikte, e-spor ayrı bir proje, basket maçlarına yalnız vermek istemiyoruz. Siz bugün sadece basket maçıyla
Bütün Avrupa şampiyonalarını oynasanız 38 maç yapabiliyorsunuz. Gerisi bomboş kalacak. Atıl kapasite. Oranın yaşatma gideri yıllık size evet. 2,5-3 milyon TL. Elektriği, suyu, bakımı. Ve üniversitelerimizle birlikte bu teknokenti oluşturacağız. Sadece teknokentten bu kapalı spor salonu bünyesi içinde yıllık minimum 3 milyon dolar bekliyoruz. Biz Rivale Florya'yı sattık, evimizi sattık. Hiç bunun şeyi yok. Yok kar ortaklığıymış, gelir paylaşımmış. Öyle bir şey yok. O şey devre mülk satıyorsun, turistik gidiyorsun işte 15 gün. O ayrı bir şey. Sen istediğin kadar alın. Ya sattın sen. Sen bugün Riva Florya'da villa sahibine sattığında evi ben gelir ortaklığımı yaptın. Kiraya mı veriyorsun? Yok. Tapusunu veriyorsun. Sattın. Kendimizi aldatmayalım. Biz sattık evi barkı. Evi barkı sattık. Kemerburgaz'a. Sağ olsun devletimiz aradı, taradı aylarca bir yer buldu. İhaleye girdik bizim yönetimimizde aldık. Aldık ama sağ olsun devletimiz 100 dönüm, 101 dönüm. İçeri giremiyoruz. Statiklerini yapamıyoruz. İşgal altında. Adam mandırayı kurmuş oraya. Oh köpeklerine bayağı iyi köpekler. At gibi köpekler. Giremiyorsun içeri. Arkadan dolan oraya dolan. Şimdi bana soruyorlar sen 1. Ordu'ya niye gittin? Silah mı yapacaksın? Ya sağ olsun ben 1. Ordu'ya gittim. Arkadan dolanıp ordunun oradan kapı açtırıp statik değerlerini ölçelim. Kemerburgaz'a giremiyoruz arazimize. Çünkü bir de öbür tarafta maden ruhsatı var. Adam afriyat yapıyor orada. Bizim arazide. Ya kapı açtırıyoruz arka ordunu rica ediyor. Çünkü ordu stratejik bir dengesi var. Öyle önüne gelen hadi yallah gir. Ordu izin vermez. Bunun ricasını en üst düzeyde sağ olsun Musa komutanımız yardımcı oluyor. Ve giriyoruz kaçak. Kendi arazimize kaçak giriyoruz. Ataşehir Belediyesi'ne gittik çünkü yıkım emri vardı. Geldiğimizin haftası Taç Spor testlerinin yıkımıyla karşılaştık. Vermişiz 7 milyon dolar. Senede 1 milyon TL zarar ediyoruz. 2014'ten beri. Gittiğimizden de zarar ediyoruz. Bir de 2 milyonu da ödememişiz. 2 milyon doları onda haciz altındayız. Böyle bir komedi. Kusura bakmasın kimse. Realite bu. Senede de zarar. Taç Spor zarar yazıyor. Her sene. 1 milyona yakın. Böyle bir şey olur mu ya? Biz bunu önlemeye Ataşehir'e gittik. Kadıköy Belediyesi'ne gittik. Hiç merak etmesinler. Kendi işim için gitmedim. Ha ben şunu yaptım. Ben eski başkanlarımdan çok özür dileyerek söylüyorum. Ha belki 10 yılda yapılan ziyareti devlet düzeni 3 ayda yaptım. Ama buna mecburdum. Çünkü karşısında başkanı görmeyince iş istendiği gibi yürümüyor. Haklı olarak kendisine makam saygı gösterilmesini istiyor. Gayet de doğal bu. Ben olsam ben de isterim. Bunun için atlayıp gidiyoruz biz. Memur değil de yani çalışan arkadaşlarımızı göndermiyoruz. Olay bu. Bizzat gidiyoruz. Sebep iş bitsin. Nitekim Sancaktepe dolaylarında biz dev bir arazi bulduk. Daha önce diğer takımlarımız da değerlendirmiş ama biz de gördük. Çok uygun. Bütün yol, ulaşım, ikinci köprü hepsi çok uygun. Bununla ilgili merak ettikleri, her yere gitti bu adamın diyorlar, Tarım Bakanlığı'nda ne işi var? Neler, ne teoriler? Tarım Bakanlığı'na bunun için, çünkü arazi Tarım Bakanlığı'na. Ama Tarım Bakanlığı hazineye devretmek, kullanmak bunu. Hazineden bize gelmesi gerek. Bunun için nereye gitmen gerek artık? Maliye Bakanlığı'na. Hop yazıyorlar, Galatasaray vergi borçları var, Maliye Bakanlığı'na affettirmeye gitti. Ya benim vergi borcum var, senin de var. Benim vergi borcumu sağ olsun bizi çok seviyor, medya yazıyor. Seninkini yazmıyor. Aramızdaki fark bu. Galatasaray Scout ekibindeki datalar, veriler dünyanın çok az kulüp ve scout ekibinde var. Müthiş bir tarama gücü var. Yıllarca bunu yine sevgili hocam getirmişti, bu ekibi kurmuştu. Ünal Bey zamanında kuruldu. Biraz atıl kaldılar. Fakat sevgili hocamla birlikte bunu kesinlikle yürütecekler. Abdurrahim Bey benim için çok büyük bir şans. Şans. Camia için de çok büyük bir şans. Dışarıdan baktığınızda Abdurrahim Bey'i algılayamayabilirsiniz. Ben de onlardan biriydim. Ki ben tribün arkadaşım. Ben bu kadar Galatasaray'a kendini veren, bu kadar fiziğini ve yüreğini ve varidatını harcayan bir insan görmedim.